Evet, selamlar yeniden. Son 2 günde bayağı 2 kere videomuz oldu üst üste. Bu da üçüncü. Yani ilk defa 3 gün üst üste video yaptık. Yani her zaman olmaz ama en azından ben şunu hep ifade etmiştim. Hani söyleyecek bir şeyler olduğu zaman, önemli bir şeyler olduğunda böyle sık sık videolarım olabilir YouTube'umda. Ama normal şartlarda yine böyle haftada 2 veya 3 tane videom olacak umarım. Bunu da istiyorum yani. Şunu söylemek istiyorum ben. Son 2 tane videoma gösterdiğiniz ilgi için çok çok sağ olun. Eksik olmayın. Çok güzel yorumlar var. Hepsini okuyorum. Elimden geldiğince de like ediyorum. Yani gerçekten güzel yorumlar alıyorum. Size de faydalı oluyorsa, yararı da oluyorsa da o da beni çok mutlu eder. Tekrar herkese çok selamlar, saygılar ve çok çok sağ olun, eksik olmayın. Bunu da söylemek isterim. Şimdi yeni bir haftaya başlayacağız. Kritik yerlerdeyiz aslında. Yani hem böyle endeks için de çok önemli bir noktadayız. 1441'den bitirdik ama hani 1443-44'ler önemli bir yerdi. Çok önemli değil. 1 puan, 2 puan yani çok fazla anlamlı seviyeler olduğunu söylemek zor burada. Fakat yani bu seviyelerin üzerinde endeksin yerleşmesi de çok çok iyi olur. Yani bu seviyelerin üzerine endeks yerleşirse ileriki günlerde daha da yukarıya doğru hareket yapabilir. Bu şekilde bir güçlenme de olabilir. Bu nedenle çok önemli bir nokta. O yüzden bu haftaki hareketleri yakından izleyeceğiz. Dolar çok ters hareketler yapıyor. Tamam hani Perşembe Cuma 8.50'leri vurduk, oradan biraz daha indik. Hani Türkiye'de yapılmayan işlemlerdi onlar. Amerika'da ve Asya'da oluşan işlemlerdi. Ne kadarlık işlem hacmiyle olduğunu söylemek çok zor. O yüzden hani çok fazla gösterge olarak alınamaz o günlerde yapılan işlemler ama asıl işte yarın ki kur hareketleri bizim için bir gösterge olacak. Çünkü bizim içeride piyasalarımız artık açılıyor. Bankalar arası artık açılmış olacak. Merkez Bankası artık meydanda olmuş olacak. Yani bir daha gösterge niteliğinde işlemler olacak. O nedenle yarından itibaren oluşacak kur hareketleri bizim için önemli. Orada da çok ciddi bir yerdeyiz. Kurla ilgili biliyorsunuz hani biraz daha ben kurun yükselebileceğine yönelik yorumlar yapıyorum. Onunla ilgili de pek çok sebebim var. Onu da inceleyeceğiz. Yine yani şeylerimiz olacak, grafiğim olacak şimdi az sonra. Ons altın gidiyor, güçleniyor. Ama onda da haftalıkta çok önemli bir yere ulaştık. O nedenle orada da birkaç tane şey söylemek istiyorum. Gelecek hafta içinde bazı gündemler var. Hani çok bizim Türkiye'de yurt içinde çok önemli gündemlerimiz yok. Salı günü hazine 2 tane ihale açıyor. İkisi de altın üzerine olan ihaleler. 1 yıl vadeli ihaleler. Yalnız çarşamba günü yani 19'unda onu herhalde sonra da yaparlar. Yani bir gün sonra da 13 milyar TL'lik bir iç borç ödemesi var. Önemli bir ödeme. Mayıs ayı, Haziran ayı, Temmuz ayı iç borç ödemeleri açısından yoğun, yüklü aylarımız. Bunu biraz izleyeceğiz. Yani tahvil faizinde enteresan hareketler olacak mı, olmayacak mı? Bunlar bizim önemli olacak. 19'unda piyasalarımız yine tatil olacak. Bunu söylemek istiyoruz. Cuma günü de güven endeksi ilan edilecek. Hani çok piyasalar üzerinde çok fazla etkili olacağını söylememiz zor onun açısından. Dışarısı içinse Çarşamba günü Euro bölgesi TÜFE rakamlarını alacağız. Enflasyon önemli biliyorsunuz. Geçen hafta Amerika'da TÜFE ve ÜFE rakamları geldi. Tahmin edilenin üzerinde geldi. Yıllıklarda da yukarı doğru hareketler var. Bu zaten biraz endişe yarattı. Amerika'da falan ciddi satışlar oldu. Fakat arkasından perakende satışlar verisi gibi verileri aldık. Onlarda da çok daha zayıf veriler geldi. Yani Amerika'da tam böyle net bir şey yok. Zaten Fed ısrarla şunu söylüyor. Bu enflasyon artışı sürekli bir artış anlamına gelmiyor. Bu enflasyondaki yükselişler, geçici yükselişler tekrar düşüş olacak şeklinde sürekli ifade ediyor. Ama
Piyasalar çok sert Amerika'da. Hemen birisi çıkıp bir faiz arttırımı imasında bulunsa bile hemen anında satışlar, çok sert satışlar etkili oluyor. Onları da biraz bir inceleyeceğiz. Çarşamba günü akşam Fed'in bir önceki yaptığı toplantıya ait notlar var. Onların üzerinden geçeceğiz. Çarşamba günü bunlar önemli olacak. Yani faiz arttırımı veya sıkılaşma tahvil alımlarının azaltılmasıyla ilgili üyelerin arasında ne gibi laflar var, ne gibi söylemler olmuş, bunlar da hepimiz için çok önemli olacak. Çünkü artık herkes şunu biliyor ki yani faiz arttırımı falan öyle çok 2023'te falan olacak gibi bir hava yok ortada. Daha da erken bile olabilir, 2022 gibi tahminler artık daha fazlalaşıyor. Bu tabii bizim gibi gelişen ülkeler için de bayağı ciddi olumsuz bir havaya da sebep olacak. Cuma günü hem Amerika'dan hem Avrupa'dan, Almanya'dan, Euro bölgesinden PMI verilerini alacağız. Bu da ekonomik aktivitelerin ne kadar güçlü olduğunu bizlere göstermesi açısından önemli olacak. Evet, şimdi biraz grafik üstünden hareket edelim. Bu bizim endeksimiz. Endeksimize baktığımız zaman şurada çok önemli bir çizgimiz var. Bu çizgi, evet, şöyle yapalım. Hatta bu çizgimizi şöyle 3 gibi bir daha da şey yapsın. Şunu uçuralım arada, bu çok önemli değil. Evet, çizgimiz bu. Gördüğünüz gibi biraz daha size zoom yapayım. Endeks bu çizginin üzerine çıktı. 1443'lerden, 1445'lerden geçen bir çizgi. Çıktık. Aynı gün 50 günlük ortalamanın da üzerine çıktık. Şurada gördüğünüz kırmızı çizgi o. Ama yapamadık. 2 gün sonra aşağıya indik. Tahmin edilen bir hareket. Yani ortalamanın üstüne çıktıktan sonra bir ortalamaya doğru bir realizasyon olur her zaman. Önemli olan bunun üzerinde kalıp sonrasında yeniden yukarı doğru hareketi yapabilmek. O nedenle önemli bir noktadayız. Yani hani kritik hafta diyoruz ya, o yüzden endeks için de böyle 1445'in üzerindeki bu kırmızı çizginin üzerinde tutunabilirsen varsın. Tutunamazsan muhtemelen birkaç gün sonra satışlar etkili olur ve aşağı doğru maalesef düşüşümüz olur. Yani endekste bir toparlanma oldu, bir güçlenme oldu. Şuralarda çok 1300'lerde bir dipimizi yaptık yani aslında. Oradan o tahmin edilen çıkışı yaşadık. Şimdi bu çıkışın daha uzun soluklu olacak mı, olmayacak mı, bunu biraz daha anlayacağız. O nedenle bu kırmızı çizginin üzerinde tutunup tutunmayacağımız bizim için önemli olacak. Şeklimiz bu. Hani bu kırmızı çizginin üzerine, 1445'in üzerine yerleşebilirse endeks, bir gün, 2 gün sürekli üzerinde kapanışlar yapabilirse, işte o zaman ilave alımlar etkili olabilir. Bizler de mesela yapabiliriz. Atıyorum %30 hissedesinizdir ya da %40 hissedesinizdir. %50 desinizdir. İşte %60'a 70'e yükseltebilme şansı o zaman oluşabilir. Ama yapamazsa da hisse senedini arttırmanın alemi yok. İlave alımlar yapmanın alemi yok. Bu benim yaptığım yorumlar. Biliyorsunuz hani kısa vadeler için bunlar. Hani uzun vadeli yatırımcı ya çok hitap etmez bu yaptığımız yorumlar. Evet, bu da bizim dolarımız. Dolarımızda isterseniz şuradan şöyle bir çizginiz olsun. İster yatay bir çizgi alın. Direkt şurayı alın. 8.58'leri. Hiç fark etmez. Burayı takip ediyoruz. Şuna da bir 3 yapalım. Tamam. Evet, burada maalesef yukarıyı hep böyle zorlayan bir hareketimiz var. Ortalamaların üstünde bakın şu yeşil 22.50, kırmızı 50 günlük kur hep bunun üzerinde gidiyor, geliyor. MACD 0'ın üzerinde, yani yönün yukarı olduğunu bize söylüyor. RSI maalesef 60'ın üstünde, yani çok güçlüyüm ben diyor. Şu 2 gün işte Perşembe ve Cuma bunun üzerine bir zorladık ama yapamadık. Şimdi o yüzden yarın çok önemli. Yani bu kırmızı çizgi şu anda kaçtan geçiyor? Bakalım 8.48'lerden geçiyor. Hadi 8.48 deyin. Ben diyeyim 8.50 diyeyim.
başkası 8,52 desin. Çok önemli değil bu kadarlık, 2 kuruşluk, 3 kuruşluk yerler. Hani bu seviyenin üzerine çıkar ve yerleşirsek eğer yarın öbür gün kura geçmiş olsun. Yani yeni bir zirvemiz, yeni rekorlarımız olabilir. Ama eğer yapamazsak, tekrar aşağı inersek ki normal şartlarda bayramlarda böyle yükselişler olabilir. Ama bayramdan sonra piyasalar açıldığında düşüşler olur mesela. Bu düşüşler olmalı. Eğer olmuyorsa, aksine halen daha böyle yukarı doğru hareketler devam ediyorsa, işte o zaman yani kurda ikinci bir yukarı hareket olabilir ve sert de yani olabilir. Bu, çünkü bir kırma yapacaksın ve bu kırmanın ardından da gideceksin. Şimdi yukarı doğru bu hareketler başlarsa bize maalesef şunlara sebep olabilir. Size söyleyeyim, şu şekilde bir anlatımımız olsun. Yani kur 8,50'nin üzerine çıkar ve ani hareketler başlarsa, işte o zaman mesela dış borcunu ödemek isteyen şirketler doları almak için aniden hücum edebilirler. Bu durum kurda daha da yükselişe sebep olabilirler. Yani ya işte almadık ama artık alalım şeklinde hareketler olabilirler. Satış yönünde hareket eden vatandaş, kur daha mı gidecek acaba, daha da yukarıya gideceği beklentisiyle tekrar dönüp almak yönünde bir hareket edebilirler. Bu da mesela yukarı doğru yükselişe sebep olabilir. Baktığımız zaman aslında yani %19 Merkez Bankası'nın faizi var. Şu anda hani %17'lerdeyiz enflasyonda. Sanki hala bir miktar daha önümüzde alanımız var gibi duruyor ama şunu da herkes biliyor. Yani enflasyon bir yükseliş eğiliminde. Hem emtia fiyatları hem de gıdada ciddi yükselişler var ve bu enflasyonu ileride daha da besleyecek. Zaten bizde içerideki üfe %30'ların üzerinde. Yani üfeden tüfeye bir geçişkenlik yine sürecek. Dolayısıyla enflasyon hakkında hani ileride düşebilir şeklinde yorum yapmak şu aşamada biraz zor. Herkesin şu anda sorduğu soru şu: bu enflasyon %19'lara geldiğinde Merkez Bankası faizini arttırabilecek mi? Soru bu aslında. Aslında yanıtı da belli. Çoğu kişi arttırmayacağını, bunu da yapamayacağını söylüyor. İşte orada zamanlar biraz daha film enteresan bir yere doğru sarabilir. Yine bizim 2 senede bir yaşadığımız bir kur hareketlerine maalesef o zaman görmemiz mümkün olabilir. Tabii şimdiden bir yorum yapmak yanlış. Yani belki enflasyon gerçekten birkaç ay sonra bir düşüş eğilimine girecek. Bunu da bir izleyeceğiz. Fakat hani göstergeler bunun böyle olmayacağını bize ifade ediyor. Burada özetle yani söylemek istediğim şey şu: hani TL üzerinde TL'yi savunabilecek enstrümanlar şu anda çok güçlü değil maalesef. Yani rezervler zayıf, cari açık giderek artıyor. Turizm sezonu güçlü mü geçecek, zayıf mı geçecek bilmiyoruz. Yani bu gelecek 2-3 ay Merkez Bankası rezervlerine biraz daha rezerv eklememiz lazım. O olacak mı, olmayacak mı, bunu da bilmiyoruz. Etkin bir faiz politikası zamanı geldiğinde uygulanabilecek mi? Bu konuda da bir soru işareti var. Dolayısıyla hani kura yönelik, hani aşağı doğru düşer şeklinde bir yorum yapmak bir miktar şu aşamada zor olabilir. Buradan aşağıya düşüşler olursa olabilir ama hani çok kalıcı bir düşüş olmayabilir. Yeniden ilerleyen günlerde bu kırmızı çizginin üzerine zorlayabilir. Ama eğer gelecek haftanın ilk gününden itibaren bu kırmızı çizginin 8,47, 8,48, 8,50 ya da bunun üzerine çıkar ve yerleşmeler başlarsa kurda maalesef yukarı doğru eğilimler sürebilir. Bu da bizim şey olarak, haftalık olarak açtığımız chart. Burada da izlediğiniz gibi göstergeler çok güçlü. Haftalıkta da RSI 60'ın üzerinde çok güçlü. Maalesef yani çok iyi bir görüntü yok burada. Buraya dikkat etmekte fayda var. Evet, günlüğü alalım. Ons altına açalım hemen. XAU USD. Ons altında çok söylenecek bir şey yok.
Ons altın şu anda zaten 50 günlüğün üzerine atılı çok oluyor. Kendine bir trend yarattı. Bu trend içerisinde gayet güzel bir hareket yapıyor. Yön yukarı. Hani böyle ons altın yukarılarda şuralarda 1866'lara doğru bir hareket yapabilir mi onu izleyeceğiz. Şurayı belki hani çok kısa vadede şurayı açmak istersiniz. Şöyle bakmak istersiniz. Hani orada bir çizginiz olsun. 1846, 1840-47 buraların üzerine çıkarsa şuralara kadar gider. Hani burada ons altın alınmaz tabii. Buradan aşağı gelmesini beklemek lazım. 1850'lerin üzerine yükselemezse tekrar şu alt çizgiye doğru inebilir. Bu aşağı doğru inişler ons altında bir alım fırsatı yaratacak. Şimdi kritik hafta dedik videoya. Neden? İşte endeksi gösterdik. 1144 kaçtı ya bizim endeks? Bakalım şuradan birdenbire şaşırdım. Ha, 1444'ler. Dolarda 8.48, 8.47'ler. Ons altın içinde haftalığı açtığımızda çok önemli bir noktadayız. 50 haftalık ortalamadayız şu anda. 50 haftalık ortalama 1840'larda. Şu anda ons altın 1843'te. Ama aşağıdaki MACD buna tam onay vermiyor. Yani daha henüz sen bunun üzerine atamazsın diyor. Acele etme diyor. Burası önemli. Yani ons altın için de kritik hafta işte bu. Yani bu 1840'ların üzerine yerleşse bile çok hemen acil, hemen acele etmemekte yarar var. Bir miktar yeniden 1840'lara doğru bir düşüş olabilir. İşte o zaman alış için bir fırsat olabilir. Kritik bir hafta orası böyle. Dolar endeksinin içinde şunu söylemek istiyorum. Çünkü bu durum tamamen ons altınla aynı alakada. Dikkat ettiyseniz dolar endeksi şurada bir dip yaptı. Çünkü bunu şuradan anlıyoruz. MACD'de tamamen bir uyuşmazlık verdi. Aynı şekilde RSI içinde verdi. Ve arkasından o uyuşmazlığın işaret ettiği yükseliş yaşadı. Ve sonra şimdi aşağı iniyor. Ama bakın MACD yine çok yukarılarda, çok ciddi yerlerde. Yani bu dolar endeksinde gelecek haftalarda yukarı doğru bir hamle olabilir. Yine bu 50 günlük ortalamaya doğru bir şey olabilir. İşte bu hareket ons altının da az önce baktığımız gibi 1840'ların üzerine yerleşmesine engel olabilir. O yüzden hani ons altında bir alış yapılacaksa da bence acele etmemekte en azından bir iki günü bir almakta yarar var. Özellikle şu çarşamba günkü FED tutanakları o belki etkili olabilir diye bir tahminim de var. Evet. Bu kadar söyleyeceklerim. Yani endekste kritik noktadayız. Kurda önemli bir noktadayız ve kur çok iç açıcı bir manzarası yok orada. Çok üzgünüm yani ki keşke güzel daha iyi bir yorum yapabilsek o tarafta. Ons altın için de çok önemli bir yerdeyiz. Dikkat etmek lazım. Haftaya bizde çok önemli bir veri yok. Az önce de söyledim. Çarşamba günkü FED tutanakları ve Euro bölgesi TÜFE rakamlarını yakından izleyeceğiz. Bu şekilde gideceğiz. Herkese iyi haftalar. Hoşça kalın. İyi günler. Kendinize iyi bakın.